Teşekkür ederim. Şimdi İyi Parti'nin muhtemelen yarın bu kararı verecekler. Bir erteleme olmazsa bu da mümkün. Yani bunu biraz daha araştırmak için diye bir kapı bırakarak erteleyebilirler de. Ama bunu yaptıklarında da sizin hani güzel bir şekilde özetlemişsiniz. Seçimlerden sonra yaklaşık 6 ay geçti. 6 aydır aslında İYİ Parti ittifaksız bir şekilde kendi ifadeleriyle hür, müstakil seçime gireceklerini söylediler. Milli vurgusu da vardı. Bütün bunlar aslında Cumhuriyet Halk Partisi ve içinde bulundukları ittifakı, altılı masayı veya Millet İttifakı'nı eleştirmek için ortaya koymuş bir çerçeveydi. Yine hatırlattığınız 3-6 Mart arası dönemde masadan kalktıktan sonra yaşanan lince benzer bir atmosfer var bugünlerde İyi Parti üzerinde. Bunun tek sebebi Cumhuriyet Halk Partisi medyası, siyasetçileri, onu destekleyen aktörler değil. Burada İyi Parti'nin kendi içerisinde de anlaşmazlıklar olduğu doğru. Ama şunu da dikkate almalıyız bütün bu analizleri yaparken. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti bir işbirliği yaptılar ve bu işbirliği başarısız oldu. Bu işbirliği başarısız olduktan sonra bu işbirliğini destekleyen aktörler Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu başarısızlığın hesabını sordular ve buradaki aktör Kemal Kılıçdaroğlu değiştirildi. Adına Değişim İttifakı denilen ittifak tarafından, güç odağı tarafından. Onun da sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bir ittifakla sınırlı olmadığını biliyoruz. Şimdi bu aktörlerin muhalefeti yeniden dizayn ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirenlerin Meral Akşener'i, İyi Parti'yi de orada bu haliyle bırakmayacak bir yerde durduklarını hatırlatmak lazım. O yüzden de şimdi bu teklifi de hani sadece işte medeni olarak iki siyasi partinin arasındaki teklif ve ona verilecek karardan ibaret olmadığını, bunun aynı zamanda bu vaktiyle işte müttefik olan taraflar arasında bir savaşa da şu anda gizliden gizliye yürüyen ama çok daha açık tahrip edici bir savaşa da dönüşebileceğini, bunun dolayısıyla İyi Parti tarafından eğer hür ve müstakil girme kararlılığı devam ederse böyle bir savaşa karşı da böyle bir mücadeleye O da de göze almak girmek zorunda anlamına kalacak. geleceğini Öyle mi? evet bilmeleri lazım. Aksi halde de Acet burada eğer İyi Parti evet derse bu teklife muhtemelen bu belli bir zaman zarfında Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına gelenlerin Meral Akşener'in başına da geleceğini dikkate almak lazım. Zaten esasen bu değişimle beraber dikkat edilirse İyi Parti'nin kendine açmaya çalıştığı siyasi alan da sınırlandı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişiklik, Ekrem İmamoğlu'nun varlığı bunu zorluyor. Bir de şunu hatırlatmak isterim. Şimdi Ekrem İmamoğlu dedi ki, hatırlayacaksınız aslında o belki önümüzdeki haftalarda bulur kullanırız. İstanbul İttifakı'ndan bahsetti. Dedi ki partiler resmi olarak ittifak yapmasa bile, genel başkanlar partiler yapmasa bile biz dedi, ben dedi İstanbul İttifakı yapacağım dedi. Bu ne anlama geliyor Mehmet Acet? Bu aslında siyasi partileri, ittifak halindeki olduğu siyasi partiler, onların genel başkanlarını, parti disiplinlerini tehdit eden bir Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyoruz. Çünkü geçen zaman zarfında şunu gördük ki bilhassa İyi Parti örneğinde İyi Parti'nin Ankara ve İstanbul teşkilatları genel başkan ve genel merkeze bağlı olmaktan daha ziyade bu büyük şehirlerle bilhassa İstanbul'daki Ekrem İmamoğlu'yla öyle ilişkiler geliştirmişler ki bu karara mesela İstanbul İl Teşkilatı, onunla ilişkili genel merkezdeki aktörler karşı çıktılar, istifa ettiler ve çok ciddi İyi Parti'nin içerisinde tartışmalara yol açtılar. O yüzden de burada ben hani daha önce söylediğim
sözü yeniden hatırlatmak isterim. Evet. Buradaki stratejiyle uğraşmak amatörlüktür. Ama lojistik profesyonellerin işidir sözünü hatırlatmak isterim. Burada Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul sermayesinin ve onların arkasındaki uluslararası desteğin katkısıyla çok ciddi anlamda İstanbul İttifakı adı altında bu partileri tehdit eden bir hani eda içerisinde konuşuyor. O yüzden yarın İyi Parti'nin vereceği cevap ne olur o bu cevap hocam? De sizce karşı verilmiş bir tahmininiz bir var mı hocam? Ben doğrusu özel bir tahminim yok. Ben hani bu kadar sözden sonra hatırlayacaksınız. Ben bizim programımızda zaman zaman konuştuk. Ben Meral Akşener'i ve İyi Parti'yi ciddi alarak böyle böyle olacak türünden şeyler söylediğimde siz beni uyardınız her seferinde. Yani bütün değerli arkadaşlarım. Ama daha önce de şöyle söylemişti, böyle söylemişti. Bakın netice ne oldu dediler. Şimdi gerçekten hani siz mi haklı çıkacaksınız yoksa ben Meral Akşener'in İyi Parti'nin yaptığı açıklamaları ciddiye aldığım, onun hükmünün gerçekleşmesini beklediğim için ben mi haklı çıkacağım? Yarın görüşeceğiz. Ben evet, biraz sor. Hani İyi Parti Meral Akşener'i ciddiye alarak bu ittifaka hayır demelerini bekliyorum ama hani yani bu, yarın göreceğiz. Evet. Bunu onların sözlerini ciddiye aldığım zaten için bütün söylüyorum. Mesele de bu zaten hocam. Ya, yani daha önce iki kere böyle şimdi, o dönüşü Murat olduğu hocam, için. Murat hocam diyor da şimdi Sayın Akşener'in hangi sözünü ciddiye alacağız? Yani seçmeye çalışıyorum. Yani şimdi ortada sözler var. Şimdi hep bir hatta, son kararınız mı diye hatırlıyorsanız sorusunu, tartıştık ya son kararınız mı hatta güldük tabii. Ne olacak diye. Şimdi ortada bir söylenen cümleler ve tavır var değil mi? Biz onlara bakıyoruz. Hatta bunları söylerken kendi sözünün inandırıcılığını artırmak için rahmetli Ebu'l-Feyz Elçi Bey'i bile işin içine kattı. Yani kendi herkes de anlasın. Söylüyorum dedi. Elçi Bey'in sözüyle söylüyorum dedi. Kendi özümüzle gireceğiz bu seçime 81 ilde dedi. Hatırlıyorum. Şimdi söylüyorum. 81 ilde acaba şimdi Paşinyan'ın sözüyle ne yapacaksınız?